hiç gerek yok gerçekten. Önemi de yok bunların. Şimdi karşımızda yoğunlaşmış bir cehalet var. Ya yani bilgisizlik ve cehaletle ona buna yaftalamaya kalkanların hiçbir kıymet harbiyesi yok. Ben bunlara cevap vermeye bile değmez görüyorum. Birkaç soru soracağım o kadar. Siz 2014 darbesine karşı mısınız değil misiniz? 2014'te Ukrayna'da bir darbe yapıldı. Yanukovic seçilmiş devlet başkanı devrildi. Öldürülmek istendi. Konvoyuna saldırı yapıldı. Onlarca insan öldü. Karşı mısınız değil misiniz? Batı, NATO, Amerika Birleşik Devletleri niye karşı çıkmadı darbeye? Bu darbeyi yapanlar kimler? Banderasçılar. Banderas kim? İkinci Dünya Savaşı'nda ülkesi işgal edildiği halde işgalci nazilerle işbirliği yapan faşist lider değil mi? Evet. Bakın ülkesini işgal etmiş 22 milyon Sovyet vatandaşını bunun içinde Ukraynalılar da var. Öldürmüş Nazilerle işbirliği yapan Banderas darbeden sonra onun doğum günü 1 Ocak 1909'dur. 1 Ocak Milli Bayram ilan edildi. Peki ne oldu daha sonra? Etnik temizliğe başlandı. 14 bin kişi aralarında 3 bin çocuk var dün de söyledim. 9 bini sivil öldürüldü kimler tarafından? Ruh hastası neo nazi katiller tarafından. Ukraynalı faşistler tarafından. Buna bir itirazınız var mı? NATO soğuk savaş sonrasında gereksizleşmesine rağmen iki kutuplu dünya dağılmasına, Varşova Paktı ortadan kalkmasına rağmen NATO varlığını korudu. 14 yeni üye daha aldı. Buna bir itirazınız var mı? Yok. Şimdi dolayısıyla biz gerçekleri ifade ediyoruz. Olguları nesnel bir şekilde ortaya koyuyoruz ve bütün bunları görmeden NATO'nun Ukrayna'yı parçaladığını, darbeci olduğunu görmeden ki bir darbecilik deneyi de var anlatacağız. Türkiye'de 12 Eylül darbesi, Şili darbesi, Arjantin darbesi, Yunanistan Albaylar darbesi, Pakistan'da Ziya Hak darbesi. Afganistan işgali, Vietnam işgali, Kamboçya işgali, Mıs ıı, Irak işgali, Suriye iç savaşı. Bütün bunlar Amerikan sicilinde, bütün bunlar Batının sicil Batı'nın o kirli sicilinin parçaları. Yani bütün bunları görünce Ukrayna'da bir faşist darbe düzenleyip meşru yönetimi devireceksiniz. <laughs> Etnik temizliğe kalkışıp soykırım suçu işleyeceksiniz. Bakın. Bugün Rus televizyonları Soykırım suçu işleyen neonazilerin fotoğraflarını ve kimliklerini yayınladı ve bunları yakalayıp yargılayacağız dedi. Buna bir itirazınız var mı? Bakın savaş kötüdür. Biraz önce Emre Bey'in dediği gibi. Savaş bir insanlık suçudur eğer haklı bir nedeni yoksa. Haklı nedenleri nedir? Türkiye, Türkiye'de Kuvayi Milliye'nin yaptığı bağımsızlık savaşı. Haklı bir savaştır. Nazilerin 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'ni işgal etmesine karşı Sovyet halklarının yürüttüğü mücadele haklı bir savaştır. Bakın en büyük kaybı onlar verdiler. 22 milyon 22 milyon vatandaşın hayatını kaybetti. Bunların içinde Türkler var bakın Herhangi bir Özbek köyüne, bir Kırgızistan köyüne gidin 2. Dünya Savaşı'nda ölenlerin mezarlıkları ayrıdır. Bir şehitlik şeklinde düzenlenmiştir. Dolayısıyla bütün bunları bilmeden, bu tarihi bilmeden böyle yaklaşılamaz. Diğer taraftan tabi hocam yani siz haklısınız yani ne olursa olsun sonuçta ortada bir ülke var. Tanımışsınız egemen bir ülke var. Fakat bazı ülkeler tarihen köklüdür. İsimleri değişir ama örneğin Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti bu topraklardaki bin yıllık devlet geleneğini ve onun sürekliliğini temsil eder. Kültürel kökleri, tarihsel kökleri ve gelenekleri vardır. Ruslar öyledir, Almanlar, Cermenler öyledir, İngilizler öyledir, İtalyanlar öyledir. Ukrayna'nın böyle tartışmalı bir yanı var ama bu hiçbir zaman hiç kimseye bir işgal hakkı tanımaz. Ama gayet tabii, evet, tabii ama ortada bir işgal mi var yoksa askeri müdahale mi var? Bu çok tartışılır. Bakın bugün Mevlüt Çavuşoğlu Montrö'nün eee Montrö Anlaşması'nın daha doğrusu Türkiye Boğazlar Sözleşmesi'nin bir maddesine atıf yaparak Ukrayna Boğazları kapatmamızı istiyor ama bakalım gerçek anlamda bir savaş var mı yok mu dedi. Kaldı ki Montrö'nün Kimi maddelerine göre yine çok net bir biçimde Karadeniz filosuna ait gemiler. Yani Karadeniz'de kıyısı olan ülkelerin Karadeniz'deki filolarına ait gemilerin giriş hakkı var. Savaş halinde bile giriş hakkı var. Boğazlardan giriş hakkı var. Çıkışları sınırlanıyor o zaman. Başka gemiler giremiyor. Kim giremiyor? Amerikan gemileri giremiyor. Kimler giremiyor? NATO gemileri giremiyor. Mesele bu. Mesele bu. Şimdi diğer taraftan o bakımdan çok uzatmanın gereği yok. Bugün e, yani bilgisizlik ve cehalet yan yana gelince yapacak bir şey yok. Bir de çok kestirmeci bir şey. Yani efendim saldırdılar vesaire hemen mazlumlar. Ortada faşist, nazi bir yönetim var, soykırımcı bir yönetim var. Ve orada Rus köylerin, Rusların yaşadığı köyleri basıp çoluk çocuk öldüren bakın bugün Kremlin'den yapılan açıklama önemli Uyuşturucu bağımlılarının ve neonazilerin oyununa gelmeyin diyor. Neden? Yenildiler. Bakın iki günde bitti. Aslında dün 12 saatte bitmişti. Dün akşam saatlerinde fiili bir ateşkes yaşandı. 12, saat 12 saatte Kiev'e geldiler dayandılar. Ama açıklama şey çok önemli. Ruh hastaları yani uyuşturucu bağımlıları ve neonazilerin oyununa gelmeyin diyor. Şunu yapıyorlar halka silah dağıtıp bakın metrolarda şu anda silah dağıtıp direnin diye sivilleri öne çıkartıp sivil kayıpların sayısını artırmaya çalışıyorlar. Birleşmiş Milletler'in bugün yaptığı açıklamada verdiği kayıp sayısı 125. Bu çapta büyük yaygın bir savaşta son derece düşük bir sayı. Tek bir insanın hayatı bile kıymetlidir. Hiç kuşku yok. Hiç kuşku yok. Fakat Rusya'nın müdahalede sivil kayıpları alabildiğine düşürmek için bir çaba sarf ettiği görülüyor. Ama diğer taraftan bir bakıyorsunuz bir tank bir aracın üzerinden geçiyor. İçinde insanlar ölüyor. Savaşın bu vahşi yanıdır işte. İnsanlık dışı yanıdır. Dolayısıyla kimse bize barış dersi falan vermeye bakmasın. Kalkmasın. Hiçbir şekilde kalkmasın. Başka kapıya gitsinler onlar. Başka kapıya, başka kapıya. Amerikancı, NATOcu Amerikan ve NATO uşaklığı yapmanın hiç gereği yok. Bakın NATO'yu gördünüz değil mi? Sap gibi ortada bıraktı Ukrayna'yı. Ortada bıraktı. Dün ama işte, yapı, yapacağı bir şey evet, yok zaten. Dün, NATO, dün, NATO... Hocam işte söylediler ya, kışkırttılar ay, ama yapacağı bir şey ay, var. Değil canım. ki, değil ki. NATO müttefiki değil ki. Evet hocam ama NATO müttefiki değil ama müdahale etmeyin diye baştan büyük yüksek perdeden tehditler savurdular. İşte. Aa, bir bedel ödersiniz diye. <laughs> Ha demek ki demek ki demek ki durum ne? Bu kadar yüksek perdeden şey çünkü e, tehditler savurup ağır bedel ödersiniz diye tehditler savurup sonra yapa yalnız bıraktılar. Zelenski'nin dünyaya yaptığı çağrının nedeni o. Niye bizi yalnız bıraktınız diyor. Yapa yalnız kaldık biz savaşıyoruz diyor. Yalnız bıraktılar çünkü böyle bir hamleyi beklemiyorlardı. Kışkırttılar. Neonazilerin etnik temizlik yapmasına göz yumdular. Hatta onları ağır silahlarla donattılar. Sürekli silahlarla donattılar. Bugün mahalle aralarına, sivil yerleşim bölgelerine roket atarlar yerleştirerek ve sivillere silah dağıtarak onları direnişe zorlamaya çalışıyorlar. Molotov kokteylleri yapın. Bu zaten yenilginin kabulü. Yani yenildik artık biz gerilla mücadelesi vereceğiz demek. İki günde biten bir savaş, farklı bir savaş, yeni nesil bir savaşla karşı karşıyayız. Bir siber savaş yöntemlerinin uygulandığı yeni nesil bir savaşla karşı karşıyayız. Dolayısıyla durum şudur. Öncelikle bu savaşın suçlusu, bu savaşın suçlusu Amerika, NATO ve Batı'dır. Bu savaşın suçlusu Ukrayna'da darbe yapan neonazilerdir. Dökülen kanın birinci dereceden sorumlusu onlardır. Şimdi bakın bugün yönetim kaybolmuş. Putin'in yaptığı bir çağrı vardı, bu çağrıya geleceğim askerlere yönetime yönetimi üstlenin sizinle anlaşmak daha kolay olur diye bir muhatap arıyorlar çünkü Kiev yönetim muhtemelen kaçtı. Yani başka bir yere, Kiev'den başka bir yere gizlenmiş olabilir. Bir sığınakta olabilirler. Her neyse hiçbir irtibatımız kalmadı. Durum tehlikeli. Muhatabımız yok diyorlar. Buyurun hocam. Evet.